Arkadaşlar merhaba. En az malzemeyle en az efor sarf ederek hazırlayabileceğiniz en muhteşem tatlılardan birini yapıyoruz bugün. Ben kabaklarımın kabuklarını ayıkladım ve büyüklükleri birbirine eşit olacak şekilde doğradım. Bir fırın tepsimin içerisine kabaklarımı diziyorum ve üzerine bir kaşık yardımıyla toz şeker serpiyorum. Burada dikkat edeceğiniz tek şey kabakların büyüklüklerinin birbirine eşit olması. Böylelikle her birinin pişme süresi de aynı olacak. Üzerine toz şekeri serptikten sonra bir kapak kapatarak oda sıcaklığında birkaç saat bekletiyorum. Böylece kabaklarım suyunu salmış oluyor. Kabaklarınız suyunu saldığında tepsinizin üzerine folyo ile kapatıp fırınızı turbo ayarında 180 derecede kabaklar yumuşayıp şeker eriyip şerbet oluşana kadar pişiriyorsunuz. Kabaklar istediğiniz yumuşaklığa geldiğinde folyoyu çıkartın, fırınızı ızgara ayarına alıp üzerini sevdiğiniz kadar kızartabilirsiniz. Biraz şerbetiyle soğuttuktan sonra tatlınız servis etmeye hazır demektir. İsterseniz yanına bir parça kaymak ilavesiyle, isterseniz üzerine tahin gezdirerek ya da sadece ceviz dökerek de servis edebileceğiniz çok lezzetli, çok pratik ve aslında çok da şık bir tatlı yapmış oldunuz. Nasıl tercih edersiniz? Tamamıyla sizin damak zevkinize kalmış. Benim söyleyebileceğim tek şey mevsimin getirdiği şahane kabaklardan kendinizi mahrum bırakmamanız. Bütün bunların yanı sıra cheesecake'lerinize ya da sütlü tatlılarınıza kullanabileceğiniz nefis bir bal kabağı sosu hazırladık ve onun tarifine ulaşabilmek için yukarıdaki bağlantıya tıklamanız yeterli olacak. Yaptığınız kabak tatlılarının fotoğraflarını bize göndermeyi, Instagram'dan takip etmeyi, YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.